Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang serisi 3. ünite olasılık konusunda beceri testleri 3 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birin sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birin sorumuzla dersimize başlayalım. 12 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde yazan yiyecek, içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 132 TL tutuyor. Yani toplamda 132 lira ücret ödüyorlar. 12 kişiden 4'ü meyve suyu, 2'si limonata, 1'i gazoz, diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardaklarla servis yapan garson, boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olma olasılığı kaçtır? Gençler yani bizden aslında kaç tane ayran vardır diye soruyor. Evet önceki ayran sayısını bulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada 4 tanesi meyve suyu içmişti. Bakın meyve suyu bir tanesi 12 liraydı. 4 çarpı 12 liradan 48 TL meyve suyuna verilir. İki limonata içti. Limonata 15 lira. 2 çarpı 15'ten 30 lira buraya ücret ödendi. E, bir tanesi gazoz işte. 1 çarpı 10 liradan 10 lira da verdik. Toplayalım gençler bunu. 8 4, 5, 8, 88 lira. 132 lira toplam ücret vardı. 88 çıkarıyorum. 2'den çıkmaz. 12'den 8 çıktı. 4. 2'den değil 12'den 8 çıktı. 4. Geriye kalan gençler bu 44 lirayla ayran ya da ayran veya soda içecekler. Şimdi ayran ve soda fiyatlarına bakalım gençler. Bir tane 8 lira, diğeri 10 lira. Şimdi arkadaşlar bakın burada 44 lira öyle bir dağıtacağım ki 8 ve 10 lira tam denk gelmesi gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar bakın. Ben 4 tane ayran almış olsam 4 çarpı 10'dan 40 yapar. E 4 lira soda yakalar olmaz. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Öncelikle ayran halledelim. Sonra 4 ile bitmesi gerekiyor. Önce sodaya bakalım. 3 çarpı 8'den 24 dersem geriye ne kalır gençler benim için? 20 lira kalır. Buradan da 2 tane ayran alırım. Bu da 20 lira yapar. Bakın bu ikisinin toplamı 44 lira oldu. O halde ayran sayısı ne oldu gençler? 2 oldu. Peki bizim tüm durumlarımız neydi? 12 tane içecek alındıydı. Her birisi birer tane içecek almıştı. 12'de 2 tane ayranımız vardı. 2 bölü 12 olasılık değerini sadeleştirirsem 1/6 olarak A seçeneğinde işaretler ve A şıkkını doğru yanıt olarak gösteririz. Devam edelim. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda otobüsle Kastamonu'dan Kırşehir'e gidecek olan Yaman ve dedesi otobüs terminaline gelmiş ve otobüsteki oturacakları koltukları belirlemek için görevlinin yanına gitmişlerdir. Yaman görevliye dedesiyle yan yana Dedesi ise pencere kenarında oturmak istediğini söylemiştir. Gençler dedesi pencere kenarında, Yaman da dedesinin yanında olmak istiyor. Aşağıdaki görselde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar ise yeşil renkte gösterilmiştir. Görevli boş koltuklar arasından her ikisinin de isteğine uyan iki koltuğu seçip e, onlara vermiştir. Buna göre görevlinin Yaman'a 12 numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle ne arıyoruz? Dedesi mutlaka pencere kenarında. Yaman da onun yanında olacak. Bakın boş koltuklarımıza bakalım. Evet, yeşil renklerimiz öncelikle ne? 41 ile 42. 31, 32 yeşil renkler. Her ikisinin şartına uyan. Bakın cam kenarı boş olsun istiyoruz öncelikle. 11 boş gençler. Şimdi 16, 17 neden anlıyoruz? 16 boş ama 17 dolu gençler. Bakın bu dolu olduğu için yan yana şartımız uymuyor. Diğer tarafa baktığım zaman pencerede 50 boş. Onun yanında 49 da boş. Yani pencere ve yanındaki boş olacak. 40 ile 39 boş. Bir de 34 ile 35 de boş gençler. Şartımıza uyan. Şimdi bizim kaç tane durumumuz var? Toplamda 6 durum var. Olasılık 6'da. Evet Yaman'a 12 numarayı vermesi gençler. Bir tane durumdur. Yani 1 bölü 6'da olasılık değeri. A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Ve devam ediyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdaki görselde RG Eğitmenlik Danışmanlık Kurumu Futbol Takımının bir maçta kadrosu verilmiştir. Şöyle birazcık büyütelim. Bu maça ilk 11'de başlayan futbolculardan forma numarasında iki tane asal çarpan, pardon, 2 tane asal çarpanı olan bir futbolcu ile forma numarasında bir tane asal çarpanı olan yedek futbolcu yer değiştirecektir. Buna göre bu oyuncu değişikliği ile ilgili kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle saha içerisindeki oyunculara bakalım. E buradan Salih'ten başlayabiliriz. Gençler Salih 9'un sadece bir tane asal çarpanı var o da 3. Bakın 3 asal çarpanı var bir tane. 44 gençler 2 ve 11 2 tane. Evet bu olabilir. 2 tane de bizim için önemli. 4'ün gençler asal çarpanı 2'dir. Yani bunun bir tane asal çarpanı var. 42'nin gençler 2, 3 ve 7. 6 kere 7, 42 yapar. Evet bunun kaç tane? 3 tane. 54'ün asal çarpanları gençler 2 ve 3'tür. Yani 2 tane. E şu 2 tane olanları ne yapalım gençler? Şöyle yuvarlak için alalım. 44 de burada. 54'ü yuvarlak için aldık. Devam edelim. 25 gençler 5'in karesiydi. Yani bir tane asal çarpanı vardır. 10, 2 ve 5'in çarpımıdır. 2 tane asal çarpanı var. Bunu yuvarlak için aldım. 7 asal sayıdır gençler. Bir tane asal çarpanı var. O da 7'dir. 8'in gençler 2'nin küpü olduğunu biliyorum. Bunun da bir tane asal çarpanı var. 11 asal sayıdır. Bir tane 11 var. Yani bir tane asal çarpanı var. 40'ın da gençler 2 ve 5'tir asal çarpanı. Yani bunun da 2 tanedir. Bunu da yuvarlak için alalım. E, Sağın içerisinde 4 tane ne var gençler bizim için? 4 tane e, asal çarpan sayısı 2 olan fonuma numarası var. Peki yedeklerden asal çarpanı 1 tane olanı arıyoruz. şimdi 30'un gençler 2, 3 ve 5 var. 27 biliyorsunuz 3'ün kuvvetiydi. Bakın bunun 1 tane asal çarpanı vardır. E, 13 zaten asal sayı 1 tane asal çarpanı var. E, arkadaşlar 6, 2 ve 3'tür. Bunu eleyelim. Şunları eliyorum. 24, 2 ve 3 lira sal çarpmaları eleyelim. E, 2 ve 3 lira yine 18'in bunu da eliyoruz. Burada da iki durum var gençler. Şöyle düşünebiliriz. Mesela ben 40 ile neyi değiştirebilirim? Şöyle yazalım bakın. 40 ile 13'ü değiştirebilirim. 40 ile 20'yi değiştirebilirim. Devam ediyorum. 10 numarayla 13'ü değiştirebilirim. 10 numarayla 27'yi değiştirebilirim. 44 numarayla 13'ü 44 ile 27'yi bir de 54 ile 13'ü bir de 54 ile 27 değiştirebilirim. Baktığımız zaman toplamda gençler 8 tane durum vardır. 8 durum cevabını B seçeneğinde görüyorum. Evet arkadaşlar burada 10 diye işaretlemiş ama sorumuzun yanıtı 8'dir ve B şıkkıdır diyoruz. Evet gençler zaten eksi 10 olması da mümkün değil arkadaşlar. Evet 8 tane farklı olası durum vardır. B şıkkını işaretleriz. Ve devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Esma soldaki hesap makinesi kullanarak ekranda bir rakam yazıyor. Esma'nın kardeşi Burhan da rakamlar bilmediği için ablasının bastığı tuşla aynı konumda olan Tuşla sağdaki hesap makinesine basıyorum. Gençler burası önemli. Aynı konumda olan. Yani hesap makinesindeki yeri aynı olacak gençler. Buna göre Esma ve Burhan'ın kullandıkları hesap makinelerinde ekrana aynı rakamı yazma olasılıkları nedir diye soruyor. Şimdi gençler konumları aynı olan sayılara bakıyorum. Şimdi solda 7 var. Aynı yerde 1 var. Bunlar olmaz. 8 var 2 var. Eriyorum. 9 var 3 var. Bakın bunlar olmaz. Şimdi 4 var gençler. Aynı yerde 4 var. Bakın bu olabilir. 5 var, 5 var, 6 var, 6 var. Bunlar olabilir. 1 var, 7 var olmaz. 2 var, 8 var olmaz. 3 var, 9 var olmaz. Bir de gençler sıfırlar var. O halde bizim toplam 10 tane rakamımız var. Evet olabilecekler 4, 5, 6 ve 0 aynı yerde. Yani 4 diyor. Bu da 2 bölü 5 olarak sadeleştiririz. Ve 2 bölü 5 cevabını denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.